Merhaba. Şimdi Go ile ilk web server uygulamamızı geliştirip onun üzerinde incelemelere başlayacağız. Şimdi genelde yeni başlayanlar burada dosya oluşturma vesaire işlemlerini karıştırdığı için ben burada teker teker oluşturacağım ilk başlarda. Şimdi Course Codes diye bir klasör var. Onu açtım burada. Yeni bir dosya oluşturacağım. Öncelikle sadece main Go adında. Bunu hızlı bir şekilde şöyle dolduruyorum. Temel ihtiyaçlarım bunlar çünkü. Tabii web kullanacağımıza göre en azından bir paket kullanacağımızı söyleyebiliriz. Mesela NetHttp package'ini kullanacağız. Çünkü web uygulaması yapıyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlemde bu arada bu kullanımın yani temel web uygulaması oluşturma kullanımının çok farklı yöntemleri var. Ben farklı videolarda farklı yöntemler kullanarak inceleyerek anlatacağım. Gerisi sizde. Hangi yöntemi kullanırsanız, hangisini daha iyi anlarsanız onunla ilerleyebilirsiniz. Öncelikle burada ne yapıyoruz? Şöyle main içerisinde geldim. Burada diyorum ki HTTP listen and serve. Şöyle açıyorum bunu. Listen and serve. Bakın, listen and serve ve listen and serve TLS var. TLS bu HTTPS üzerinden bu yayın yapmak için kullanılan versiyon. Biz serve ile yapacağız. Burada bizden bir adres istiyor, string olarak. Bir de handler diye bir şey istiyor. Handler'ın tipi neymiş? HTTP handle diye bir şey. Bu şu ana kadar bilmiyoruz bunları. Hiç kullanmadık. HTTP nokta handler. Bu ne ola ki? Mesela ilk parametre adres. Adres ne olabilir? Mesela port olabilir, değil mi? Biz zaten şu an localhost üzerinden çalıştığımız için default'ta eğer port verirsek localhost üzerinden o port üzerinden çalışacaktır. O zaman ikincisi ne olabilir? Handler. HTTP handler. Şimdi ona da bakalım. İkincisine şu an için ihtiyacımız olmayabilir. Şöyle yapalım. Eğer ihtiyacın yoksa mesela nil yap. Oraya hiçbir şey gönderme. Peki. Burada göndermiyorsak bile bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi aynı paket kullanılıyor burada. HTTP paketi. O zaman ben şöyle yapsam mesela HTTP bizim handler bizden handle istiyordu. HTTP handler değil mi? Onu buradan verebilir miyim? Böyle bir şey çıktığına göre handler. Bir de handle func var. O zaman o ne? Bir de handler func var. O zaman o ne? Hangisini kullanmak gerek vesaire. Biz şöyle karambole gidelim mesela. Handle Funk bizden ne istiyor? Bir pattern istiyor bizden. String olarak pattern. Ne olabilir bu? Handle Funk register the handler function for the given pattern in the default server max. Vesaire vesaire. Bu mesela URL pattern olabilir mi? Deneyeceğiz. İkinci parametreni istiyor. Handler. Bunun da tipi funkmış. Bu funk da içine HTTP response writer ve HTTP request alıyormuş. İlginç. O zaman şöyle yapsak. Pattern yerine şunu versek. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. abc.com şu şekilde. Zaten domainimiz ne? Domainimiz bizim localhost olacak. Lokalde çalışırken. Şuraya da geldim. Benden ne istiyordu? Şöyle bir şey istiyordu. Değil mi? HTTP. Tabii şunu yapabiliriz. W HTTP response writer. İkinci parametre olarak da şöyle pointerlı bir şekilde HTTP request istiyordu. Sonra bu bir şurası ne oldu? Burada yanlışlık oldu mesela. Şimdi burada
Bu bir function olduğuna göre şöyle yapmamız gerekiyor. Yani teknik olarak bunun içerisine bir şey yazmamız lazım. Bu bir function çünkü. Ne olabilir? Mesela yukarıda W diye bir şey var, response writer. Bu response'a bir şey yazmak için kullanılıyor. Yani sunucudan istemciye gönderilen nesneye, response'a. O zaman şöyle yapsam, response write ya da header, write header, write kullansam ne istiyor benden bu? Şöyle bakıyorum içeriğine. Byte diye bir şey istiyor. Muhtemelen bunu header'a yazmak için içerisine bir veri istiyor burada. Ama byte formatında istiyor bunu. O zaman şöyle yapsak. Biz bunu herhangi bir şey olsa mesela bunu byte'a dönüştürürsek. Merhaba Mars diye örneğin. Bu şekilde yapsak ne olur? Şurada. Evet, fazlalığı sildim mesela orada. Şu an temiz gibi görünüyor. Karambole gidiyoruz bakın. Hiçbir şey bilmiyormuşuz ama bir şeyler yapıyormuşuz. Çalıştırdığımızda buradaki gibi bir erişim istiyor Windows. Her seferinde bu çalışacak, soracak size. Farklı bir exe ürettiği için ona onay verdim. Ve uygulamayı çalıştırdım. Şu şekilde. Localhost üzerinden 8080 portuna gittiğim zaman Merhaba Mars diye bizim uygulamamız çalıştı. Onu buradan görebiliyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu bizim en temel olarak oluşturabileceğimiz bir Go Web Server diyebiliriz. Burada ilk önce ne yapacağımızı belirtiyoruz mesela. Ondan sonra da bu yaptığımız işlemi bir listen and serve function'ı çağırarak ayağa kaldırmamız gerekiyor. Aslında temel olarak yapılan iş bu kadar basit. Bu şekilde. Ve her handler'da bizden parametre olarak response writer ve request nesnelerini ister. Onları da buraya verdik. Ekrana da dedik ki biz sunucu tarafından istemciye gönderilen response writer nesnesi üzerinden ben write diyerek o response'a bir şey yazıp istemciye gönderdim. Ne yazdım? O da benden byte olarak istiyordu. Merhaba Mars dedim mesela. Bunu string'i byte'e dönüştürdü ve onu ekrana yazdım. Burada şu aklınıza gelebilir. Neden byte istiyor? Ben neden string vermedim? Bu basit aslında. Siz burada response ile istemci tarafına istediğiniz veriyi gönderebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ya da sınır yok. Bir dosya da olabilir. Image dosyası ya da herhangi bir veri olabilir vesaire. Bunda bir sıkıntı ve sınır olmadığı için bir genelleme yapılıyor burada aslında. Diyor ki mesela byte dizisine dönüştür diyor. Bunları bana byte olarak ver. Zaten network üzerinden veri trafiği byte ile yapılır. İster ağ üzerinden ağ programlama yapın, bilgisayarlar arasında vesaire. İsterseniz web yapın. Bunlar byte olarak yapılır. Mesela bir upload işlemi yaptığınızda, dosya yükleme işlemi sunucuya, sizin client tarafında, bilgisayarınızın tarayıcısında o dosyayı seçtiğinizde aslında bu işlem arka tarafta byte'a dönüştürülür. O seçtiğiniz dosya byte'a dönüştürülür. Sunucu tarafına byte olarak gider. Tekrar sunucu tarafında da o byte dosyaya dönüştürülerek kaydedilir diyelim. Bu bazı programlama dili ortamlarında otomatik yapılır. Siz bunu sanki böyle değilmiş gibi kullanıyor olabilirsiniz, düşünüyor olabilirsiniz başlangıçta diyelim. Ama teknik olarak bu şekilde yapılıyor. Sadece o araçlar bu tür işleri biraz kolaylaştırıyor, otomatikleştiriyor diyelim. Şimdi bunu yaptık. Bunu şöyle açıklama satırı haline getiriyorum. Böyle kalsın. Ben bunun farklı bir versiyonunu yapmak istiyorum. O da ne olsun? Bakın şurayı komple kesiyorum. Kestim bunu.
Sadece handle func kaldı burada. Hatta ona da gerek yok. Bu kalsın. Yani bu farklı bir örnek olarak kalsın. Biz farklı bir sayfa oluşturalım. Farklı bir handler üzerinden. Bunu da nasıl yaparız? Yukarıdaki şöyle ise, o zaman handle func diyerek tekrar devam edeyim ben. Bunda da mesela ne olsun? Contact olsun. Yani hatta about olsun diyelim. Yani web sitesinin about sayfası. Bu bizden ne isteyecek? Gene handler diye bir şey isteyecek. Şu an öyle bir şeyimiz yok. Yukarıda vardı. Mesela şurası. Handler olarak kullanılıyordu. Ama şu an handler'ımız yok. Geliyorum. Yukarıda about handler diye bir şey yazıyorum. Şuradaki yapıyı şöyle kopyalıyorum, tamam mı? Yani kopyalayarak yazacağım diyeyim. Direkt kopyalamıyorum. Mesela ne istiyor? W HTTP response writer. Tamam. HTTP request. O da tamam. Bunun içeriğini oluşturmam lazım. Çünkü bu bir function. Ne yapsak? Ekrana bir şey yazmamız gerekiyor burada. W write diyorum. Ondan sonra gene bir byte olarak isteyecek bunu. Byte dizisi şeklinde. Onu da açtık. Ne yazalım? About page olsun mesela. Şurayı da geldim. Ctrl C ile kapattım şu anki uygulamayı. Clear ile sildim. Tekrar go run main go ile çalıştırıyorum. Sıkıntı. Evet, sıkıntı direkt görmeden şurayı gördüm hata olarak. Bakın nil yazmıştık ya, buraya about handler'ı yazmam lazım. Bu handler'ı bunun için oluşturdum, şu sayfa için. Bunlara sayfa diyorum, hani bu daha kolay aşina olmanız için. Bunlar handler ama bir sayfa gibi çalıştırılacak. Bu URL'e geldiğimizde, istek geldiğinde şuraya geliyor. Buradaki handler'a ve burayı çalıştırıyor. Bu kadar basit. Şöyle bir ana domain üzerinden istek geldiğinde de burayı çalıştırıyor. Go run main go diyorum. Çalıştırıyorum bunu da. İzin istiyor. İzin istedi. Çabuk. Şimdi tekrar aynı domaini açıyorum. Bakın 8080 portu. Burada sıkıntı yok çünkü burayı değiştirmedim. Dikkat ederseniz merhaba Mars. Şöyle geleceğim. Neydi? About. Oops. About dedim. Bakın about page. O nereden geldi? Şuradan. Şimdi tekrar buraya döndüğüm zaman merhaba Mars. About'a geldim. About page. Bu kadar basit bir altyapısı var. Belli bir süre oynadıktan sonra bunlarla, kodlarla aslında şey gibi oluyor. Oyuncakta oynar gibi oluyor. Burayı da mesela şu şekle getirmek için, hadi hani yapmaya başladık diyelim. O zaman biraz daha düzenli hale getirelim. Şunu ben taşıyayım şöyle. Hani kod içerisinde kalmasın. Düzensiz kodları sevmem. Sizin de sevmemenizi tavsiye ederim. Şimdi geldim buraya. HTTP handler handle func. Burası bu şekilde. About about değil, ne about? Index handler diyorum burada. Ama böyle bir şeyimiz yok tabi. Hemen şuraya geldim. Func index index handler diyorum. Yapımız aynı. Response writer'a ihtiyacımız var. Bir de request'e. Response writer ikinci parametre olarak request ve aynı şekilde ekrana bir şey yaz. Sonra şöyle bu değil. Byte ne göndereceğiz? Index page olacak. Okey. İstersek neyse istemeyelim şu an, kafa karıştırmayalım.
Bakın bu şekilde de olur. Hatta şunu kopyalarım. Şunu da yapabiliriz. Tamam, indekse de gelinirse aynı yere gitsin. Direkt domain de çalıştırılsa aynı handler'a gitsin. Çalıştır yine. Bu şekilde dikkat ederseniz her URL için ayrı ayrı yetenekler, sayfalar, API'ler oluşturabiliyorum burada. Çalıştırıyoruz ve geldik. About çalışıyor. Şöyle direkt ana sayfayı açıyorum. Index page. Sonra index linkine geliyorum. Gene index page. About'a geldim. About page. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Burada istersek şu an isteyebiliriz. Şunu da yapabiliriz. Mesela header'a bir şeyler yazmak. Header. Header. Ne yazarız burada? Mesela bu sunucudan yapılan işlemin, yani response işleminin, daha doğrusu request olarak istemciden sunucuya gönderilen isteğin sunucu tarafında başarılı bir şekilde yapıldığını bildirmek için. Ne yaparız? Burada status kodlarımız var demiştik. Status, mesela bakın burada status ile başlayan kodlar var HTTP içerisinde. Bunları işte bir şey oluşturduysanız, mesela created, başarılıysa created, tamam, bu işlem tamamlandı demek. Bad gateway, bad request, kullanıcı tarafından gerçekleşen saçma requestler için diyelim. Conflict, forbidden, found, şöyle ünlülerden bazılarını bulacağım. Mode, permanently, bu bile var mesela, bu sık karşılaşabilecek şeylerden bir tanesi. Not found, en sıklardan. Okey, biz şimdi kullanacağız onu. No content, içerik yok anlamına geliyor. Not acceptable, bu da bu güvenlik tarafı, erişimle alakalı bir şey aslında. Payment required, görüyor musun mesela? Ödeme yapmazsan, işte diyelim ödeme gereken bir sayfaya erişmeye çalışıyorsun ve oradan mesela ücretli bir API yapıyorsun diyelim, ücretli kullanacak bir API, ama farklı şekilde istek bir şekilde ücretsiz yetkilendirilmemiş şekilde geldi. O zaman işte payment required diye bir şey gönderirsin geriye. Kullanıcı, yani o API'yi kullanan kişi anlar ki bu URL ücret gerektiriyormuş, ödeme gerektiriyormuş mesela. Bunlar olabilir. Burada birçok var. Unauthorized, bu da çok ünlülerden. O da kullanılabilir. Şunu okey kullanayım ben. Mesela bunu yazdım. Bunu tabii direkt sayfada görmeyeceğim. Görmeyeceksiniz. Bu bir sayfanın özelliklerinden işte erişilebilir. HTTP üzerinden geliyor çünkü. Bu şekilde de yapabiliriz dediğimiz gibi. Bir başka şunu kapatayım mesela. Küçük bir örnek daha yapacağım. Onu da bir sonraki videoda yapacağız.